teorik olarak alkol ve madde kullanımı eğer çok şiddetli değilse ayaktan da tedavi edilebilmektedir. Ancak pratik yaşamda alkol ve maddeye ulaşılabilirlikte kolaylık, yoksunluk belirtileri nedeniyle kişilerin alkol ve maddeye hızlı bir şekilde dönebilmesi nedeniyle ortalama 2-3 haftalık bir yatış önerilmektedir. Bu 2-3 haftalık yatış sürecinde kişinin yoksunluk belirtileri kontrol altına alınmakta, madde isteği azaltılmakta ve maddeye, alkole yönelten nedenler saptanmakta, riskli faktörler göz önüne alınmaktadır. Riskli faktörlerin belirlenmesi, hasta ve ailesiyle uyum içinde bu faktörlerin nasıl ortadan kaldırılacağını saptanması gerekmektedir. Bağımlılıkta ilaç tedavilerinin yanında mutlaka tedaviye, bağımlılık terapisi ve rehabilitasyon aşaması da eklenmelidir. Kişinin alkol ve madde kullanırken yaşamış olduğu sosyal ve ailevi sorunlar ele alınmalı. Bu sorunlar titizlikle incelenmeli ve çıkış haritası saptanmalıdır. Ailenin bağımlılık hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir. Kişinin tedavi motivasyonunun artırılmasında aile desteği, tedavi ekibi ve sosyal hizmetler büyük rol oynamaktadır.